aynı zamanda uygulanabilir olduğu anlamına gelmiyor. Yani bilim kurulu üyelerinden daha mı çok biliyorsun? Genelde zaten eskiden maske uygulaması dediğimiz şey. Murat hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. Maske takmamışsın. Maske evet, gelirken taktım. Burada takılmıyor diye takmadım. Ben maske takıyorum çünkü maske takılmasının Covid-19'dan beni koruyacağına inanıyorum. Ama sen bir tweet atmıştın. Evet. Maskeye karşı olduğunu düşünüyorum. Evet, ne dersin? Maskeye karşı olarak bir tweet atmadım da attığım tweette şunu belirttim. Yani her gün içinde oradan oraya giden, dışarıda koşturmak zorunda olan birine zorunlu maske uygulamasının ben çamaşır suyu için tavsiyesinden farkı yoktur dedim. Bunu derken şunu kastettim. Yani şimdi biz önlemleri onların zararlarıyla fayda zarar kıyası yaparız. Çamaşır suyu içmek örneğin Covid-19'u temizler vücuttaki ama öldürür aynı zamanda. Bu yüzden bunu tavsiye etmek mantıklı bulunmaz. Bu yüzden bir tedbirin iyi gelmesi onun aynı zamanda uygulanabilir olduğu anlamına gelmiyor. Bütün gün maske takmak, hatta maskeyi hiç çıkartmamak bizi Covid-19'dan koruyabilir. Koruyup koruyamadığı da ayrı bir tartışma olarak kenarda tutarsak. Ama bu onun uygulanabilir olduğu anlamına gelmez. Bu yüzden çamaşır suyu örneğiyle benzettim. Yani çünkü Türkiye'de biliyorsunuz herkes o hani Trump'tan daha doğrusu bir çarpıtılan sözünden çıkmıştı. Çamaşır suyu içmesini tavsiye etti diye. Bence benim gözümde bir farkı yok şu an. Çünkü insanlar şunu diyor yani sokakta 7 saatte 8 saatte olsa bu maske takılmalı. Hastalar maske takmalı mı? Şimdi öncelikle şeyin tercihine kalmış da genelde zaten eskiden maske uygulaması dediğimiz şey bu diyor. Yani hasta olan ya da gördüğü bir tedaviden dolayı bağışıklık sistemi düşen kişiler maske takıyordu. Buradan biz ne anlıyorduk? O kişinin bağışıklık sistemi düşük ya da o kişi bir hastalık taşıyor. Biliyorsunuz eskiden maske taşıyana pek yaklaşmazdık. Ama şu an herkes takıyor. Ben kapalı alanlarda takıyorum. Neden takıyorum? Çünkü sonuçta hastalığın sadece biyolojik bir yanı yok, psikolojik de bir yanı var ve bu kişiler rahatsız oluyorsa ki oluyorlar yani. Kendim de sonuçta şu an bir tedirginlikteyiz hepimiz. Çünkü geçen sene olmayan, daha önce görmediğimiz bir şey var. Ve girdiğimde ortamda kendilerini huzurlu hissediyor insanlar. Ben de maskeli gördüğümde kapalı ortamda huzurlu hissediyorum. Takıyorum. Şimdi maskeye karşı bir görüş belirtmek için bunun evet. Yerine bir şey koymamız gerekiyor. Ama biz tüm dünyada olduğu gibi evet. Türkiye'de de bir mücadele veriyoruz. Ama bu mücadelede elimizde çok kısıtlı imkanlar var. Yani evet. Ellerimizi yıkayabiliyoruz. Evet. İşte sosyal mesafe koyuyoruz ve bir de maskemiz var. Şimdi evet. Halka maske takmayın demek. Evet. Hangi gerekçeyle söylersen veya bunun yerine ne koyabilirsin ki evet. İnsanlar doğru desinler? Şimdi benim maske takmayın gibi tabii ki kimse öyle bir şeyim olmaz. Ben şunu yazdım aslında. Dedim ki böyle bir kanun çıktı madem. Günde 7-8 saat dışarıda maskeyle gezmenin ki bunu hocalarımızın da söylediği gibi zamanında çeşitli zararları var. İşte karbondioksit solunumunun artması, maskenin liflerini, sentetik liflerini çekiyor olmamız, artı yüzümüzün tahriş olması, yani evet ölümcül bir olayla karşılaştırılamaz ama sonuçta yüzümüzün tahriş olması da zarar verici bir şey. Elimizi yüzümüze götürmemizin artması ve biliyorsunuz enfeksiyon bulaşmasının büyük oranda ellerimizden kaynaklanıyor. Yani önce elimiz enfekte oluyor, elimizi ağzımıza burnumuza götürüyoruz ve elimizi ağzımıza yüzümüze götürmemizi arttıran bir uygulamanın mantığını ben çözemedim. Karbondioksit solumak Covid-19 olmaktan daha mı zor? Daha mı kötü? Şimdi Covid ne kadar senin de belirttiğin gibi elimizdeki tek silah maske ve işte ellerimizi yıkamak vesaire dedin. Oysa hani bir laf vardır inşa deprem değil bina öldürür diye. Evet. Onun gibi aslında öldüren şey bağışıklık sistemi. Bizim bağışıklık sistemimizi güçlü tutmamız gerek. Neden? Bugün bütün bilim adamları, bilim kurulu dahil, Türkiye'deki herkes, Sağlık Bakanı, herkesin dediği bir şey var değil mi? Bu hastalık sıfırlanmayacak. Öyle değil mi? Hemfikirsiniz. Evet. Peki bu hastalık sıfırlanmayacaksa biz mesela nereye kadar bu maskeyi takacağız? Yani şu an için bilim valiliklerin ve bilim kurulunun önergesiyle yaklaşık bir ay takacağız. Yani bir ay taksak bunu sanırım... İşte ben zaten bu teklifin mantığını sorguladım. Çünkü biz biliyoruz ki evet biz bir sokağa çıkmama önlemi aldık. Çıktığımızda bu vakaların biraz artacağını...
Ancak zamanla bu yayılmanın gerçekleşeceğini, biz şimdi mesela şuraya şöyle anlatırsam daha iyi anlaşılacak. Bu önlemlere ilk niye başladık? Amacımız neydi? Şimdi bir önce amacımızı ortaya koymamız gerek. Neydi? Sağlık sistemi kilitlenmesin. Çünkü şunu dedik, bu hastalık artık var, herkese yayılacak. Ama sağlık sistemi kilitlerse biz bu kişileri kurtaramayız. Önemli olan gelen hastayı yoğun bakıma yatırabilmek. Bunu ben söylemiyorum yani, hani bilim kurulu da böyle diyor, bakan bey de böyle diyor. Yoğun bakımdan da bunun tedavisini yapıp çıkartabilmek, değil mi? Peki şu an yani 10 kişi yoğun bakıma yattı, 17'si ile 18'i arası. Küçümsemek için söylemiyorum, bir kişi bile önemlidir. Ancak bir anda 35 milyona yakın bir nüfusu kaplayan bir şeye böyle bir şey geldi. Hepiniz sokakta maske takın. Neden? 10 kişi yoğun bakıma yattı. Şimdi bunu sorguluyorum yani. Çünkü şunu, eğer deseler ki mesela deseler ki ya herkes maske taksın. Evet biliyorum bu size zarar verecek ama biz 2 ay sonra bu virüs sıfırlanacak ve kurtulacağız. Biz bu fedakarlığı tabii ki herkes göstersin. Ama hangi bilimsel veri bunu sana sağlayabilir ki? Hangi konuda veri? Şimdi tabii virüsün bitmeyeceği, hani bunun bitmeyeceği ile ilgili bilimsel veri var. Ama önlemleri zaten kısıtlı evet. Önlemlerden bir tanesini, yani sen diyorsun ki bunu bitiremeyeceksen ben niye maske takayım ama sen kendini koruyacaksın. Ben niye maske takayım demiyorum. Yani maske takana da ben anladım. Karışmam. Şunu diyorum. Bu şimdi biz bir bedel ödemeyi, bir zarar, sonuçta bu maskeyi takmanın gün boyu zararı var. Bunda hemfikiriz değil mi? Evet. Bu zararı göze alıyorsam bu zararı tabii ki şeyle kıyaslamam gerekiyor. Neyin karşılığında göze aldım? 3 ay diyelim ben maskeyi taktım. Herkes maske taktı. Türkiye'deki herkes dışarıda vesaire maske taktı ve bunun bedelini de ödediler. Düşük oksijen aldılar, bağışıklıkları düştü, bazıları hastalandı. Bu 3 ayın sonunda hastalık bitse deriz ki bakın bu bedel şey yaptık. Hani bu böyle bir şey yaşandı ama neyse ki hastalık bitti. Ama ne olacak 3 ay sonra? Yine hastalık. Yani düşmeyeceği... bu hastalık var. Bu en başta... Düşmeyeceğine mi inanıyorsun? Düşmeyeceğini dedin. Yani biz şöyle dediğim gibi amacımız ne? Ben bunu bir kere netleştirmemiz gerek. Amacımız hastanelerin taşmaması, öyle değil mi? Bir tanesi o. Başka ne? Yani daha fazla insanın ölümüne neden olmaması. Yani şimdi şöyle bu hastalık tabii belki senin bağışıklığın çok kuvvetli yarın, ama işte senin işte yani, evet. Büyük baban, büyük annen ve ona taşıyıcı yani olabilirsin. Onlar evet, için de aynı ki. Kaygıyı yani duymama, duymuyor musun? Biz 3 ay eve kapandık diyelim, tamam mı? Hiçbir şey yapmadık. Her şeyi durdurduk, eve kapattık. 3 ay bu hastalığın yayılması durdurduk. 3 ay sonra başladığımızda yeniden kaldığı yerden devam ediyor. Öyle değil mi hastalığın yayılması? Tamam. Kaldığı yerden devam ediyor. Bu o zaman biz bu 3 ay ama evde durmak büyük bir bedel var. Yalnızca erteliyor hastalığın yayılıp toplumsal bir bağışıklık kazanılmasını. Anlatabildim mi dediğimi? Ama tabii şimdi şöyle ben yani sosyal medyada ve medyada realiteden ve bilimsel bakıştan kopuk, daha çok duygularla yönetilen bir süreç var. O yüzden insanlar aslında gerçekleşmeyecek çeşitli amaçlı ve bu da içgüdüsü olarak, yani ben bunu doğal da karşılıyorum. Doğal karşılamak yani gerekiyor çünkü insanlar bilmediği bir şeyle karşılaştılar. Evet, aslında biliyorlar da, birçoğuyla ben konuştuğum zaman mesela soruyorum, diyorum ki ya bu hastalık bitmeyecek biliyorsun. Evet, sen ne zamana kadar takacaksın? Aslında tamamen o anki duygusal motivasyonuyla savunduğu bir şey var ortada. Çünkü bilimsel, yani ben bakın burada şunun tartışmasına da girmedim daha, hani maske ne kadar koruyor ki, bir sürü maskenin enfeksiyon riskini düşürmesiyle ilgili de bir sürü şey var. Yani enfeksiyon riski az düşürüyor. Ama tam karşıtı bilimsel... Tam karşıtı yok. Var. Enfeksiyon yani en riskini... En küçük yani %10 bile koruyorsa beni... Tabii. Ya, şimdi şöyle bir şey söyleyeyim sana. Biz 18 Mart'tan beri evde evet. çalışıyoruz biliyorsunuz. Bugün çekim için evet. stüdyoya geldim evet. ben. Ben yolda gelirken COVID-19 pozitif oldum. Benden evet. kendini nasıl korumayı düşünüyorsun? Yani maske takmasaydım. Bugün senden kapmam, yarın kapmam. 3 ay sonra, yani bu hastalık artık var. Bunun bir kere yani çok net bir şekilde anlaşılması gerekiyor. Yani bu hastalıkta, ama tabii ki ben normal kişisel olarak ne yapıyorum? Seninle mesafeli oturuyorum. Ağız ağza oturmuyorum. Tamam. Hapşırdığında ben oradan uzaklaşırım. Elimi yıkarım. Bunu zaten her zaman yaptığım şeyler. Ama bunun dışında kaderimi yönetemem. Ya bu kaderi şeyi yönetemem. Yani buna kader şimdi, dediğim zaman yanlış anlaşılacak. Bu bilimsel olarak da böyle. Yani konu hakkında hiçbir buyurun. Şey bilinmediği bir dönemde vakayla karşılaşmakla evet. işte 3 ay 4 aylık bir sürenin sonunda vakayla evet. karşılaşmak arasında da büyük farklar evet, vardır. Zaten ilk başta böyle savunuyorlardı. Diyorlardı ki ben hani şu soruluyordu. Tanıyorlar. Bizim seni. Yoğun bakım ünitelerimizde yer var. Neden sokağa çıkma yasağı var dendiğinde şunu söylüyorlardı. Diyorlardı ki ya ilaç bulunur belki ya da şey bulunur.
Ama zaten şu anda da onu diyorlar. Şu anda da onu diyorlar ama bugün bir aşı bulunsa bile bir yıla yakın hemen hemen zaten deneme süresi var bunun. Şimdi benim burada gördüğüm şu, yani şu an yazdayız. Yoğun bakım oran şeyleri çok düşük. Yoğun bakımdaki zaten hasta sayıları çok düşük. Açık havada enfeksiyon bulaşma riski yok demiyorum. Bu yönde yani zaten bunu deme yetkim de yok. Bilim adamlarının kendi söylediği ya da bilim kurulunun kendi söylediği bir risk oranı var. Bu oran hastaneyi taşıracak bir oran değil. Kendileri de böyle bir iddiada değiller. Ya da hastaneyi hatta dolduracak bir oran dedim. 10 kişiden bahsediyoruz. Yani 17 ile 18 arası 10 kişi yoğun bakıma yattı. Küçümsemek için söylemiyorum. Bir kişi bile önemli. Ama hastane kapasitemizle ve bu süreçte açılan hastaneleri de göz önüne aldığımızda 35 milyona maske taktırmayı, maske takmayı zorunlu yapmayı, yine maske takmak isteyen taksın. Ama kimisi de yani hastalanan bir kişi şu an ülke için çok büyük bir tehlike oluşturmuyor. Bunu diyorum yani. Bunu dediğimde bilimsel... şey gibi algılanıyor. Nasıl oluşturmuyor, bizi öldürecek vesaire. O kişi, yani bu hastalığın artık var olduğunu kabul edersek böyle düşünmekten çıkarız diye düşünüyorum. Bilimsel kanıt paylaşmıştın ya. Evet. Onu yazan... Bilimsel maskeyle ilgili. Yani maskeyle bir, evet. Bir yazı paylaşmıştın Twitter'da yine. Evet. Onu yazan bir fizikçi. Evet. Bir fizikçiye neden inanayım? Ben bu profesöre, bir enfeksiyon uzmanına inanmak bana daha mantıklı geliyor. Sence neden bir fizikçiye inanmalıyım? Evet. Bu maskeyle ilgili o çalışmayı yapan aslında 4-5 tane çalışmayı derlemiş. O derlediği çalışmaları yapanların içinde tıbbi araştırmacılar da var. Ama maske konusu zaten üretiminde de böyledir yani. Partikül, şimdi zaten maskeler normalde hani virüsten ziyade biliyorsun hava kirliliği için üretilir. Ve hava kirliliğinin de çeşitli dereceleri vardır. Yani büyük partiküller, küçük partiküller, daha küçük partiküller. Bunlara göre bu maskelerin araştırmasını bir fizikçi yapabilir. Zaten fiziğin konusudur. Yani o virüs bünyeye girdikten sonra tıbbın konusu olur. Maskeden geçip geçmemesi. Ve normal cerrahi maskeler, ben de eskiden şöyle düşünüyordum. Yani ya sonuçta cerrahi maske, bunu taktığım zaman hapşırdığımda örneğin bunu tutar. Ama bu sonradan fark ettim yani ve çok mantıklı da geldi. Yani bu sağa açık, sola açık hapşırığın neresini ne kadar tutabilir? Şimdi hastalığı bu arada hiç tutmuyor anlamında söylemiyorum. Yine bunun da sürekli altını çizeyim ya. Ben maske işe yaramıyor vesaire demiyorum. Takmak. Ya ama benim görüşüm şu yönde. Eğer maske bana %10'luk bir koruma sağlıyorsa dahi takma taraftarıyım. Evet. Çünkü ne kadar geç yakalanırsam benim için o kadar iyi. Evet. Diye düşünüyorum ben. Evet. Ve bir de burada hastalığın işte bir pozitif ve negatif tarafını olduğunu düşünürsek, işte COVID-19 pozitif, COVID-19 negatif düşündüğümüzde, evet, siyah ve beyaz olarak ayırırsak maske takanları gri kategoride göremez miyiz? Anlamadım. Yani gri alandır orası değil mi? Yani nasıl? En azından tam siyah alanda durmamış olmaz mıyız? Yani belli olmaz. Çünkü maske tak, ben bunu konuştuk ya hatta hocalarımız, İşte tam beyaz olana götürmese bile beni gri'de tutar en azından. Yani maske takan yani hocalarımızın da söylediği gibi daha zararlı bile olabilir diyorlar. Çünkü elimiz enfekte olup elimizi ağzımıza götürme. Şimdi ben yani sen de maske taktığın için ben de maskeyle geliyorum. Mesela bir 20 dakika 10 dakika taktığımızda ağzımız terliyor. Tamam. Ve ben arada mesela burnumu silme ya da ağzımı silme ihtiyacı hissediyorum. Hı hı. Bazen mendille yapıyorum. Her zaman mendil olmuyor ama refleksle de yapıyorum. Bu da hastalığa yakalanma riskini arttırıyor tabii ki. Bir. İkincisi, dediğim gibi hastalığın kendisinden ziyade düşük bağışıklık öldürücüdür. Ve oksijen, düşük oksijen sürekli solumak bağışıklığı düşüren bir etken olmasıyla hastalığa yakalanmak ayrı. Bir de hastalık yakalandığın zaman direncini düşüren bir etken oluşturuyor. Şimdi bilim kurulunun kararları yönünde... Gri'de kalma diye bir şey yok yani. Ben gri alanda olduğumu düşünüyorum. Evet, düşünebilirsin. Çünkü en azından bunun siyahtan tane, biraz uzaklaştığımı hissediyorum bunu taktığımda. Belki psikolojik bir şeydir bu. Psikolojik olarak belki beni gri alanda tutuyordur. Evet. Yani COVID-19 pozitife biraz daha uzak duruyorumdur. Zaten onu hocalarımız da söylüyordu, hatırlıyorsun. Yani insanlar korunuyorum psikolojisinde oluyor. Maskeyi takanların aslında bir plasebo etkisi var yani maskenin. Evet. Ya sen bir doktor değilsin ama evet, doktorların verdiği tezleri savunuyorsun. Değil mi? Yani şimdi bir kere pandemi konusu sadece tıbbın konusu değildir. Yani sosyoloji, psikoloji, hatta tarihin bile derlendiği, bir arada değerlendirildi. Yani şöyle örnek vereyim. Mesela bu modada çeşitli bir görüntüler gördük. Bir tıp bakışıyla onun orada bir enfeksiyon riski oluştuğunu yorumlarız. Ama o gençlerin oraya niye çıktığını ve
o gençlerin oraya çıkmasını engellediğimde ne sonuç doğuracağını. Yani mesela atıyorum ev parti daha enfeksiyonun şimdi daha sosyoloji yüksek olduğu, olarak baktığımız zaman o gençlerin oraya toplanması doğru mu sence? Hayır doğru değil. Şimdi 65 yaş ben üzeri insanların evde dururken o insanların oraya toplanmasının bir açıklaması olabilir mi? Hayır ben şimdi bunun üzerine sosyolojik bir araştırma yapmadım. Hatta kuvvetli bir araştırmayı da okumadım. Doğru bulduğum için anlatmadım. Burada örnek vermek için söylüyorum yani. Mesela atıyorum evlerdeki şimdi evlerde biliyorsun enfeksiyon riski daha fazla. Mesela sen maske uygulaması başlattığın zaman insanlar ne yapacak? Şu an mesela sinemalar biliyorsun işkence yani sinema değil de işkenceye döndü. Bu şartlar altında çok az kişi sinemaya gider. Yani sinemaya gideceksin, maskeni takacaksın, uzak oturacaksın, hiç çıkamayacaksın, mola yok. Yani şimdi bu sefer ne olacak? Aktiviteler, ev aktiviteleri artmaya başlayacak. Dolayısıyla tıpçı şunun yorumunu yapamaz. Ben orayı kapattığım, sinemaya böyle bir yasak koyduğum zaman acaba enfeksiyon riski daha yüksek bir aktivitenin artmasını mı sağlıyorum? Enfeksiyon riski hesabını yapar ama o aktivite hesabını sosyolog yapar. Ama bugün yani bunun hesabı yapılıyor mu? Yapılamadığını gördük. Bunu insanlar biraz da yani dert edinmemeli mi? Şimdi yasak ilan ediliyor. İnsanlar çok sokağa çıktı diye bir anda hakaret vesaire başlıyor yani. Bunun öngörülememesi ben komik karşılıyorum yani. Ama bu şeyden dolayı, şundan dolayı işte tıpın uzmanlığı ayrı bir şeydir. Ki benim de tabii tıpla ilgili getirdiğim yorumlar uzman tıpçıların yorumları. Ama maalesef onların hangi başarıları onlara inanmana neden oluyor? Ben yani şimdi verilere aslında bakıyorum. Yani mesela burada örnekle gidersek daha iyi olur. Şimdi ben şunu görüyorum. Bugün medyada normalde biz bilimsel bakışta şöyle yaparız. Yani bir olay varsa o olayla ilgili bilimsel veriyi alırız. En bilimsel araştırmayı yaparız ve onu o konuşulur. Ama bugün medyada fikir önceden oluşturuluyor. Fikir var, fikir hazır. Fikir mesela işte şimdi bak zaten sokağa çıkma yasağının bitmesinden rahatsız olan bir kesim vardı. Bunlar sokağa çıkma yasağı bitti madem o zaman herkes maske taksına yöneldiler. Şimdi buna yöneldi. Adam tabii bunu destekleyecek şeyler bulmaya çalışıyor. Ki bu bilim tamamen mesela gerçi sorduğun sorudan şu an çıkmış oldum da olayın sosyal medya kısmına girdim. Ben hepsini okuyorum. Yani öyle bir bilim adamları arasında ayrım yapma pek olmuyor. Ama bilimsel verileri inceliyoruz diyorsun adamları, ya. Bazı bilim adamları bilim adamlığını bırakmış sosyal medya fenomenliğine oynuyor. Sosyal medyada görüyoruz da. Yani adam bakıyoruz YouTube kanalı var mesela. Dolayısıyla onların konuşmalarını ben çok ciddiye almıyorum. Ya da orada onun ben prestij kazanmaya çalıştığını bu işten şey yaptığımda biraz tabii bendeki ciddiyetini yitiriyor. Türkiye'nin Covid-19'la mücadelesinde evet. Veriler ortada ve çoğu Avrupa ülkesine göre hatta dünyanın evet. sayılı başarılı sürecini evet. geçirdik diyelim. Hı hı. Bir Haziran itibariyle normalleşmeye evet. başladık. Yani hastane şimdi burada bilim kurulu üyelerinin buyurun. Yapmış olduğu tenkitler var. İşte burada vermiş olduğu örnekler var. Sürekli televizyonda açıklamaları var. Bilim kurulu üyeleri maske takmayı yok ya gerek yok demediğine göre... Şimdi evet. senin böyle bir şey söylemen bilim kurulu üyelerinden daha mı çok biliyorsun? Şimdi bilim kurulu üyelerine biliyorsunuz işte 28 gün sokağa çıkma ilan edilmezse şöyle olacak, böyle olacak vesaire söylemleri de vardı zamanında. Onlar da tutmadı. Yani bilim kurulu üyesi diye söylemi isabetli tahmin yapıyor. Yok bu bir. İkincisi bir de siyasi bir sorumluluğu var şu an. Yani bununla hareket ediliyor anlamında söylemiyorum ama sonuçta bir toplumsal talep varsa... Ve ben bunun daha şu an maalesef öncelikli olduğunu düşünüyorum. Maalesef bir toplumsal talep var yani. Bu maske konusunda toplumsal bir inançtan doğan, yani önce korkuya dayanan, korkudan inanca, inançtan da talebe dönmüş bir şey var ortada. O yüzden de bunun siyaseti de etkilediğini düşünüyorum ve siyasetin de bilim kurulunu da etkilediğini düşünüyorum açıkçası. Dünya Sağlık Örgütü nasıl etkiliyordu? Yani bilmiyorum. Ben Dünya Sağlık Örgütü ile ilgili iki tane zaten içerik hazırladım. Hem GZT ile de çalıştık bu konuda. Geçmişte yaptığı bu sahte alarmları söylemiştim. Yani tahminlerinin yanlış çıkması ve bu yanlış çıkan tahminlerin ülkelere çeşitli bedeller ödetmesi. Mesela bizde bu tavukların itlaf edilmesi vesaire kuş gribi mevzusunda hala herkes evet doğru ya yani öyle bir şey yapıldı ve doğru değildi diye konuşur yani.
Tedros'la ilgili de zaten içerik yaptım. Kendisinin geçmişinde yani salgın karartmış birinin bugün salgın sürecini yönetiyor olması çok ironik. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Anlaştık mı? Çok anlaşamadık ama fikirlerimizi paylaştık. Maske takacak mısın? Maske ben zaten kurallara uymayalım diye bir şeyim yok yani. Dışarıda takıyorum yani. Ama zorunlu olmasına rahatsız olmaya devam edeceğim evet. Tamam ama ben takacağım. Aynı zamanda uygulanabilir olduğu anlamına gelmiyor. Bilim kurulu üyelerinden daha mı çok biliyorsun? Genelde zaten eskiden maske uygulaması dediğimiz şey